Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Bugün Erdoğan'ın döviz yalvarısından bahsedeceğim. Çünkü Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan 150 milyon eurosunu Türkiye'ye getirmesini istemiş. Hidayet Türkoğlu da kendi açısından haklı olarak getirmem demiş. Onun üzerine saraydaki odasını boşaltmasını söylemişler. Hidayet Türkoğlu da saraydaki odasını boşaltmış. Herhalde basket topunu alıp çıkmıştır. Sonra eşini ve çocuklarını Amerika'ya yollamış. Kendisi de federasyondan istifa edip gitmek durumunda, aşamasındaymış. Evet, ben de diyorum ki yani sen Hidayet Türkoğlu'nun 150 milyon eurosuna düştüysen gerçekten zor durumdasın. Hidayet Türkoğlu'nun 150 milyon eurosunu diyelim ki getirdi. Bununla ne kadar idare edeceksin onu da bilmiyorum ama Hidayet Türkoğlu'ndan önce seçime sen gireceksin. Yapılan anketlere göre ciddi olarak zor durumdasın. Bence kendi yurt dışındaki paralarını getirsen Türkiye borçlarının büyük bir kısmını öder gibi geliyor bana. Bize gelen duyumlara göre, rakamlara göre. Rusya'nın açıkladığı, Putin'in açıkladığı, bizde belgeleri de var dediği, mesela IŞİD'le yaptığın petrol alışverişindeki ortaklığından dolayı biriktirdiğin dolarları, euroları getirsen Türkiye ciddi bir şekilde rahatlar gibi geliyor bana. Sadece rahatlamaz, seçim alırsın, erken değil. İstediğin saatte 10 dakika sonra seçim yapsan, düşünsene dış borçsuz bir Türkiye bırakacaksın yurt dışındaki paralarından. Bilal'in mutlaka vardır ama esas Burak Erdoğan'ın yurt dışındaki biriktirdiği para, aile paralarıyla, akrabalarını, yoksa ne adalarıydı o, işte adadaki paralarla. Ayrıca işte İstanbul Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı yapmaya çalıştığın Binali Yıldırım'ın paralarıyla. Offshore'dan hani vergi ödememek için Türkiye'de offshore'dan şirketler kurduğunuzda oraya giden paralar var ya, onlar kanıtlandı. Ha, kara para aklamasında işte kendi kara paranızı getirerek bu işi yapabilirsiniz. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği de yasalaşmadığına göre bunlardan da vergi alınmayacak. Kara paranızı getirin, bankalara koyun, Türkiye bir rahatlasın. Bir kısmını da hibe edersiniz. Hibe edersen anketler tepe taklak gider. Ben böyle bir şey görmedim. Yani Berat Albayrak bile herhalde ekonomiyi daha iyi yönetiyordu. Hiç aklına böyle bir şey gelmemişti. Başka kimlerin parası var hükümetteki mesela? Yurt dışında. Sadece NBA'den kazandığı parayla Hidayet Türkoğlu'nun yok. Hidayet Türkoğlu ayrıca biliyorsunuz dopingten dolayı ciddi bir sorun yaşamıştı. Bir cumhurbaşkanı dopingten ceza almış birisinin de baş danışman yapması zaten baştan sona tartışma. Erdoğan'ın bugüne kadar yapıp da tartışılmadığı bir konu var mı acaba, merak ediyorum. Gerçekten yok gibi geliyor bana. Bir ülkenin başbakanı, belediye başkanlığından gelmiş başbakanı, ciddi soruşturmalarla geliyorsa ama milletvekili seçildiği için bu soruşturmalar hiç ama hiç konu edilmiyorsa, bu soruşturmaların hepsi para götürmek üzerine kuruluysa, evrakta sahtekarlık, kalpazanlık üzerine yapıyorsa, o ülkenin birinci adamı olduysa, o ülkede ciddi bir sorun var demektir. Yani az buz değil, ciddi bir sorun var demektir. Ama bu sadece Recep Tayyip Erdoğan mı? Biz banka batırmış bir kadını ailesiyle beraber ülkenin başbakanı yaptık, Tansu Çiller'i. İstanbul Bankası'nı karı koca batırdılar. Çok iyi etmişin dedik, başbakan yaptı. Turgut Özal'ın Sabancı Holding'de koordinatörlüğü var. Sabancı Holding'in bir gün açıklar herhalde. Yani kurum olarak açıklarlar. Turgut Özal'dan nasıl kurtulduklarını, çok uzun süre dayanamıyorlar. O insan da hem Cumhurbaşkanı ve hem Başbakan yaptık. Ben şimdi merak ediyorum. Erdoğan'ın yurt dışındaki ve ailesinin yurt dışındaki paraları Türkiye'yi ne kadar rahatlatır? Bundan sonra yeniden başla çünkü. Uzak ara başbakan seçilirsin, cumhurbaşkanı seçilirsin. Uzak ara sistemini kimse tartışamaz artık. Çünkü Türkiye'nin borçlarını ödersin. Ne olacak ondan sonra 6 ayda tekrar eski haline getirirsin. İkinci silah kaçakçılığı mı yaparsın MİT tırlarıyla? MİT tırlarına da izin çıktı artık. Kim araştıracak onun içindekini, izin çıktıktan sonra açıp bakacak? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ürettiği silahlar mı gidiyor? Yoksa eski Yugoslavya üzerinden ikinci el silahlar mı gidiyor? Kim araştıracak? Öyle bir yetki yok ki artık. MİT tırları askeriyenin, emniyette askeriyenin her türlü silahını taşıyabilir.
S-400'lerde belki satacaksınız. Hakikaten bu iyi fikir. S-400 satın çünkü biz kullanamayacağız. Öyle gözüküyor. ABD ve NATO pek izin vermiyor. Siz istediğiniz kadar bağırmaktan bu işler olmuyor. Ama bir ülke Cumhurbaşkanı hem danışmanının 150 milyon arasına kaldıysa hem de yasa çıkarttınız ya kara parayı aklama yasası. Kara parayla ülkeyi kurtaracağına inanıyorsa, ekonomiyi böyle düzelteceğine inanıyorsa zaten sorun orada başlıyor. Kara parayla ülkeyi kurtaracak bir cumhurbaşkanı hala %30'larda destekleyen bir halk başka hiçbir yerde bulamazsın Sayın Erdoğan. Yani bulunmaz, istediğin kadar ara bulamazsın. Belki Amerika'da bulursun işte Trump gibi bir lümpeni. Senin İngilizce bilenini seçen ülke belki Amerika'da bulabilirsin. Ama böyle bir şey dünyada görülmüş bir şey değil. Ha belki vardır yani adını bildiğimiz ama nerede olduğunu ya da hiç gitmeyi bile düşünmediğimiz, ilginç ülke olarak görmediğimiz yerler vardır belki. Ama sen Ziraat Bankası'ndan 1 milyar 600 milyon euroyu bilmem ne adalarına gönderip de kime olduğu belli oldu, Türksel'e gönderilmiş. Gelme olasılığı yok artık o paranın. Gönderen bir ülkeyse 1 milyar 600 milyon onda birinin altını Hidayet Türkoğlu'ndan isteyerek Türkiye'yi mi kurtaracaksın? Ayrıca Hidayet Türkoğlu senin gibi dolambaç nereden geldiği belli bir parayı Türkiye'den yurt dışına göndermemiş ki. NBA'de oynarken kazandığı para. Onun üzerine yaptığı ticaretten biriken parası. Doğrusu yanlışı beni ilgilendirmiyor. Sporcunun kazandığı para bu. Biriktirmiş. Üzerine de ticaretten koymuş. Şimdi senin yaptığın saçmalıklarla niye getirsin? Getirmiyor. Neden getirmiyor? Güvenmiyor. Adaletine güvenmediği bir ülkeye insan 150 milyon euro getirir mi? Ben getirmem. Ben şimdi yurt dışındayım. Öyle bir param olma olasılığı yok. Ama diyelim ki piyango oynadım ve vurdu. Hem öyle 150 milyon da değil yani. 180'e kadar çıkıyor, milyona kadar çıkıyor bazen. 180-185 limit para kazansam Türkiye'ye getirmem. Nesine güveneceğim? Mallarına parasına el koyduğunuz arkadaşlarımız var. Can Dündar var. Şimdi sen birilerinin parasına el koyup başkasının koymayacağını kim garanti ediyor? Hidayet Türkoğlu niye bu riske girsin? Ben girmem, o da girmez. Aklı bir parça çalışan insana girmez. Ha, ama sen getir. Seninki öyle bir emeklen kazanmış para da değil. Nasıl MİT tırlarının yurt dışına silah gönderme serbestisi de var artık. Kurumlara sadece devlet istediğinde değil, kurumlar istediğinde. Yani muhalefet istediğinde. Yani aşırı dinciler, şeriatçılar istediğinde silah gönderme yasasını çıkarttın. Polis de, emniyet de, MİT de askeriyenin silahlarını her yere taşıyabilir artık yasal olarak. Dediğim gibi aramayacağımız için arama şansımız yok artık, yasa var. İçinde askeriyenin mi yoksa ikinci el eski Yugoslavya malları mı var bunu bilmiyoruz. S-400'ü bile satabilirsin. Nasıl bizde bir işe yaramıyor? Yaramayacak da. ABD ve NATO bastırdığı müddetçe yaramayacak. NATO'dan çıkma şansın da yok. NATO'dan çıkma şansın da senin yurt dışına götürdüğün parayla bile toparlanamaz çünkü. Hiç böyle bir şey mümkün değil. Ama danışmanların yurt dışındaki paralarına dilenecek bir hale geldiysen tekrar söylüyorum. Berat Albayrak geri gelsin ekonominin başına. O bile bu kadar saçmalamamıştı. Hani İstanbul Üniversitesi'nde bir derse girmiş ya, o yaramış ona. Keşke sen de İstanbul Üniversitesi'nde bir ders misafir olarak girseydin. Evet, ülke ekonomisi bu durumda. Ülke ekonomisini uzmanlar tartışıyor ya, artık bundan sonra uzmanların tartışmasına gerek kalmadı. Danışmanların yurt dışındaki paralarıyla. Binali Yıldırım'ınkini getir. Offshore'larla giden o paraları, vergi ödemeyeyim diye getirilen paraları, onunkini getir. Binali Yıldırım'la ikiniz beraber getirin. Sistemi biraz değiştirin. Cumhurbaşkanı Başbakan olarak devam edin. Bir 18 yıl daha götürürsünüz. Ne olacak? Buraya getirdiğiniz parayı 6 ayda kazanırsınız tekrar. Hiç kurtuluşu yok. Yeniden bir şeyler yaratırsınız. Hani Fethullah Gülen borsası kurdunuz ya. Hiçbir şey kalmasa başka bir borsa bulursunuz siz. Ne bileyim ben, borsanın daha bir kısmı var. Katar'a mı satarsınız kalan borsanın devamını? Başka bir ülkeye mi satarsınız? Bir şey yaparsınız. Çünkü onun da bedelini siz belirliyorsunuz. Rahiç sizin elinizde.
baş danışmandan para dilenerek ekonomi götürüyorsanız siz, sizin diplomanız gerçekten tartışılır. Dünyada böyle bir cumhurbaşkanı olmuş mudur bilmiyorum. Sanmıyorum. Ve gerçekten yazık bu ülkeye. Yani bu gerçek dışı da olabilir. Ama öyle bir Recep Tayyip Erdoğan var ki, öyle bir kişilik yarattınız ki olmama olasılığı yok. Yani şeyle başlayın. Emine Erdoğan'ın çantaları ve ayakkabılarıyla başlayın. Onları satın, alan çok olur. İkinci el ucuz olmaz. Emine Erdoğan'ın olduğu için o daha pahalı olur. Onun eli değdi, ayak parmakları değdi diye satarsınız. Ayakkabısı, şemsiyesi. Be! Çıkartın ihaleye. Yarısını Cengiz alsın, yarısını Nihat Özdemir alsın. Bir 20 yıllık ihale hakkı daha kazanırlar. Ne olacak ki? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Gerçekten acınacak şeyler bunlar. Yani yaparken üzülüyorum. Bazen ses tonunda bir değişiklik görüyorsanız bu gerçekten kendi içimden bir tavır koymanın ses tonu bu. Üzüntünün ses tonu. Gazeteciliğimde, yayıncılığımda hiç böyle programlar yapacağım, böyle şeyler yazacağım aklıma gelmezdi. Üzüntü verici. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere. Yarın akşam canlı yayında buluşmak üzere. Bakalım daha ne saçmalıklar bulacağız hafta içi.